Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız modelimizi ben 3 renk kullanarak ördüm dilerseniz 2 renk dilerseniz daha fazla renklerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz her bir rengimizi 4 sırada tamamlıyoruz daha sonra yine aynı şekliyle diğer rengimize geçiyoruz 4 sırayı tamamladıktan sonra ardı ardına değiştirerek renklerimizi bu güzel çalışmamızı yapıyoruz. Hem yetişkin örgüleri için hem de çocuk örgüleri için gayet kolay ve güzel bir çalışma. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Ayrıca 3 numaralı şişimle ördüm. Evet şimdi 2 ve katlarıyla minik biraz ilmeğimi aldım. 2 ve katlarıyla olacak çalışmamız. Lastiğimin arka tarafındayım. Modelimizin kurulumunu Örgümüzün arkasından çalışacağız. Sizler ne örüyorsanız ona uygun lastiklerimizi tamamladıktan sonra örgümüzün arkasından rengimizi bağlayarak devam edelim. İpimi bağlıyorum. Yine nar çiçeği rengimi kullanıyorum ve kaydırıyorum şu şekilde getiriyorum tam ilmeğimin bulunduğu yere. Eğer renk geçişi yapıyorsak yani farklı renkte örüyorsak İlk ilmeğimizi mutlaka örüyoruz. Şimdi kırmızımın ilk ilmeğini örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi arkadan ters alıyorum. Birinci sıramız bütün ilmeklerimiz ters. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz yapmış olduğumuz paylaşımlardan haberiniz olur. Birlikte bu güzel çalışmalarımızı yaparız. Tersimizi ördüm. Küçük bir parça hazırlamıştım. Son ilmeğimi de örüyorum. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. İkinci sıramızda ilk ilmeğimizi örmeden boş alıyorum. Sonrasında hemen sıradakini ters örüyorum. Bir sonrakini ipim önde örmeden şişime takıyorum. Tekrar bir tane ters ipim önde bir tane örmeden alıyorum. Bir ters ipim önde örmeden alıyorum. Bir ters ipimiz önde örmeden alıyorum. Tekrar ters ipimiz önde örmeden şişime alıyorum. Bir tane ters ipim önde şişime takıyorum. Ters örmeden alıyorum. En son ilmeğimizde yine ters olarak örüyorum. Üçüncü sıramız için örgümüzün yine arka yönünü kullanacağız. Arka yönünde ördüğümüz ilmekleri ters, örünmediğimiz ilmekleri ise düz örüyoruz. Şöyle çeviriyorum. Yine kırmızımla devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın şöyle gördüğünüz gibi örülmemiş olan ilmeğimiz arkadan bu örülmeyen ilmeğimi düz örüyorum. Örülen ilmeğimi ise ters örüyorum. Yani bu sıramızda bir ters, bir düz olacak ama örmediğimiz ilmeği düz, ördüğümüz ilmeği ters alıyoruz. Örmediğimiz düz, ördüğümüz ters. Örmediğim düz, örülen ters bir düz bir ters düz ters ve son ilmeğimi ters örüyorum örgümün arkası üçüncü sıramızda bitirdik bir ters bir düz ördüm dördüncü ve son sıramıza geldik Bakın şimdi bile gayet güzel görünmekte şöyle boşaldığımız ilmeklerimiz bu güzel görünümü vermekte. Son sıramızda bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bütün ilmeklerimizi hepsi düz. Elimizin arkasını çevirdim. Beyaz renkli ipimi aldım. 4 sırayı örmüştük. Şimdi beyazımızda ilk sırayı örüyoruz. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. Birinci sıramızın tamamı ters. Ve örgünün arkasından, arka yüzünden modelimi kuruyorum. sona geldim modelimizin ikinci sırasındayız ikinci sırasında bir tane boş alıyorum ikinci ilmeğimi ipimi şöyle öne alıp ters örüyorum daha sonra bir tane örmeden alıyorum ipim önde bir ters bir örmeden alıyoruz ipimiz önde bir ters İpimiz önde örmeden şişime geçiriyorum. Bir ters, bir boş, bir ters, bir boş, ters, boş, ters, boş ve son ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıramızı da tamamladık. Arkasını çeviriyorum. Üçüncü sıramızda çalışıyorum. Örmediğimiz ilmeklerimizi Düz örülenleri ters örüyoruz. Bakın örmediklerimiz düz, örülen ters, düz, ters, düz, ters şeklinde arkadan örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bakıyorum. Bakınız, örmediğim ilmek önde uzanmış ilmeği görüyorum. Düz örüyorum. Ördüğümü ters. Bir düz, bir ters. Düz, ters belli olmakta zaten örünce hemen alışacaksınız düz ve ters modelimizin dördüncü ve son sırasındayız aynı zamanda ön yüzdeyiz bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz tamamı düz ve iki renkle modelimizi kordum İki renkte de çalışabilirsiniz. Her sıra farklı renkle kullanacağınız yere göre örebilirsiniz. Evet. Modelimiz kendisini gayet güzel bir şekilde gösterdi. Şöyle biraz büyük parçayı daha önce çalışmıştım. Şöyle görelim. Çıtır çıtır çok çok hoş oldu. Uygun renk seçimiyle harika duracaktır üzerinizde ya da sevdiklerinizin üzerinde. Evet bir çalışmamızın yine sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın.